Merhaba Sektör Önerileri izleyicileri, Almanya yolculuğumuza devam ediyoruz. Quedlinburg'dayız. Sizi harika bir konaklama tesisine, Hotel Zur Golden Zone'a konuk edeceğim. Yanımızda Erol Bey ve Cem Bey var. Erol Bey merhaba. Merhaba. Merhaba Cem Bey. Merhaba. Kendimizi harika hissediyoruz. Böyle dinlenmiş hissediyoruz. Gerçekten herhalde tatil için gidilebilecek en güzel, konaklanabilecek en güzel mekanlardan biri. Sizi izleyicilerimize tanıştırmak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Burası kaç yıllık bir yer? Otelimiz 1671 yılından beri olan civarın, bölgenin en eski otellerinden biri. Şehrin de en eski oteli. Yani 34 odamız var. Küçük bir butik oteliz. Restorantımız var. Hollanda, Norveç, Danimarka'dan turistler ağırlıyoruz. İlk Alman Kraliyeti'nin kurulduğu bir şehir olduğu için turistimiz eksik olmuyor. Evet, neredeyse 1000 yıllık bir tarihi var bu şehrin. Evet, 1200-1300 yıllık bir tarihi var. İlk Alman krallığı burada kuruldu. Kral Otto krallığını burada ilan etti. Onun için şehrimiz iç turizmde bayağı hareketli bir şehir. Çok genç yaşta hem ülkemizi temsilen hem de gerçekten hizmet sektöründe Türkler çok çok başarılı. Burada belki Türkler çok fazla gelmiyor müşteri olarak size ama muhakkak ki gelen tüm misafirleriniz çok mutlu ayrılıyordur. Buradaki hizmetler nelerdir? Odalarımızda nasıl bir konsept var? Neler ikram ediliyor? Restoranlarınız da var. Biz genellikle oda artı kahvaltı olarak çalışıyoruz. Tabii restoranımız yemek alakart servis veriyor ya da paket olarak sattığımız ürünlerimiz de var. Ama ağırlıklı olarak dediğim gibi otel artı kahvaltı satıyoruz. Müşterilerimiz aynı kahvaltıdan sonra şehrin tadını çıkarmak istediği için, civarın tadını çıkarmak istediği için Harz bölgesinin. Çünkü bölgemiz küçük bir yer değil. Ondan otel içerisindeki hizmetlerimizden pek faydalanmıyorlar. Daha butik bir otel, Türkiye'deki otel sisteminden ziyade. Kahvaltı salonu sonra var, evet. Türk kahvaltısı mı? Yok. Çok güzel olurdu. Kendimiz için evet ama müşterilerimiz için klasik Alman kahvaltısı. Normal, basit. Çünkü kahvaltı pek önemli bir ürün. Bizim Türk kültüründe böyle Türk kahvaltısı aşırı önemsiyoruz. Serpme kahvaltımız olsa tabii güzel olurdu ama maalesef hitap etmiyor Alman. Siz de hasret duyup gelip Türkiye'de ilk kahvaltı yapanlardan mısınız? Almanya'dakiler öyle diyor. Evet, ilk yaptığımız o. Şimdi hizmet sektöründe çok gerçekten çok hassas olmak gerekiyor. Hijyen, ikramlar, güler yüz. Bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz Cem Bey? Tabii ki de müşterilerle birebir ilişkiyi çok sıcak tutmayı bilhassa işçilerimize iş veren olarak gösterip yani Türkiye'den öğrendiğimiz şekilde burada onlara göstermek sarfasını, çabasını kullanıyoruz. Alman toplumunun bu insan ilişkisi biraz daha farklı, bizim tanıdığımız gibi değil. Yani gelip oturur, yer, fazla diyaloğa girmez. Biz de bunu farklı öğrendiğimiz için daha sıcakkanlı olmaya çalışıyoruz insanlara. Yani başarılı oluyoruz diye düşünüyorum. Evet. Şu an biz restoran kısmındayız. Kahvaltı alanımız farklı. Burada gelip turlarla, genelde turla mı gelip konaklıyor misafirleriniz?
Genellikle orta yaş üstü çiftler bizi tercih ediyor. Yani Almanya'da şu anda şehrin dediğim gibi geçmişi, tarihi çok önemli olduğu için genç nesil pek önemsemiyor. Daha çok gençler, onlar daha çok farklı ülkelere tatili tercih ediyor. Biz genellikle orta kesim çiftlere hitap ediyoruz. Ama gruplarımızda önemli tarihlerde oluyor. Christmas dönemleri gibi, Noel dönemleri gibi. O dönemde otobüslerle tur ağırlıyoruz. Evet, hem bu konak tarzındaki otelinizin içerisinde huzurlu oturabiliyorlar, hem de açık alanlarınız da var, gelip oturup keyif yapabiliyorlar değil mi? Tam meydandayız. Evet, bizim şu Matilin Room dediğimiz fışkenin olduğu etrafta otelin konseptine uygun bir yer. Oraya da masa koyma imkanımız oluyor yazın. Arkada da Biergarten dediğimiz üstü açık güzel bir yerimiz var. Canlı müzik, mangal, akşamları otel müşterilerimiz, dışarıdan gelen müşterilerimizi ağırlayacak güzel yerimiz var tabii ki de. Evet, o kadar güzel ki gerçekten ben de kendimi böyle tam dinlenmiş hissediyorum. Özellikle izleyicilerimize de şiddetle tavsiye ediyorum burayı. Çok fazla Türk misafiriniz yok ama kesinlikle sadece burayı görüp buranın tarihini yaşayıp böyle güzel bir konakta konaklamak bence çok keyifli olabilir. Evet, tabii ki de. Onun için zaten doluluğumuz tabii korona öncesi, korona sonrası olarak ikiye ayrılıyor da doluluğumuz gayet iyi. Hep doluyuz. Gayet doluyuz. Onun için onun gücünü, şehrimizin iyi güzelliğini, otelimizin önemini hissediyoruz. Onun için doluluğumuz güzel. Evet, harika bir yer. Ailece burada olmanız ve bu özveriyi sunmanız çok güzel. Ben tüketici adına size çok teşekkür ediyorum ve hedeflerinizi merak ediyorum. Hedeflerimiz, biz daha çok yeni olduğumuz için, çok genç olduğumuz için tabii ki de şehire ve şehirdeki otelcilik yapısına farklılıklar getirmek istiyoruz. Çünkü biz Türk bir turizmci olarak hizmet veriyoruz. Almanya'da otelcilik ve Türkiye'deki otelcilik çok farklı iki sektör. Çok biz farklı. Daha öndeyiz. Kesinlikle. Biz kesinlikle daha öndeyiz. İspanyollar ve biz bu dünyada bence en önde iki milletiz. Çünkü hizmet vermek bizim işimiz. Evimizde burada bile öyle değil mi? Misafirimiz öyle, geldiğinde evet, böyle her şeyi ona sunalım, evet, tüm hizmetimizi onu işte de yapalım. Yeter ki memnun ayrılsın, yeter ki laf çıkmasın, adımız çıkmasın. Biraz genlerden gelen misafirperverlik. Evet, o da aslında tam doğru mesleği yaptığımızı gösteriyor. Gelen müşterilerimiz memnun ayrılıyor. Aynı şekilde şehire de birazcık bir şey belki öğretebiliyoruzdur. Belki diğer işletmeciler de bizim kadar sıcakkanlı ve müşteriye hitap eder diye. Evet, burası böyle gizli kalmış, saklı bir harika bir mekan. Muhtemelen Avrupa'da yaşayan Türkler belki de işletmecisinin Türk olduğunu bilmiyordur. Bu Avrupa'da çok izleyicimiz var muhakkak ki. Yayınımızdan sonra sizi çok merak edeceklerdir. Yani çok seviniriz. Biz Türk müşteri gördüğümüzde, aynı şekilde Türk çalışanlarımız da var. Türkiye'den getirdiğimiz turizm otelcilik öğrencilerini buraya getirdik. Kendileri çalışıyor, meslek sahibi oldular. Onlar da buraya, Türk müşteriler geldiğinde bize sormadan onlara karşı ikramlarda bulunabiliyor. Biz çok seviniyoruz. Umarım daha çok Türk müşterilerimiz olur, misafirlerimiz olur, müşterilerimiz. Evet, kesinlikle girer girmez Cem Bey bizi karşıladı. Merhaba derken bile Türkçe konuşuyor deyince ki enerjimiz derken bile ikimizin de enerjisi çok farklı oluyor. Çok çok tebrik ediyorum sizi. Başarılarınız daim olsun diyorum. Ve buradan son olarak bir mesaj almak istiyorum sizden. Şu ana kadar sizi tercih etmiş olan misafirlerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tekrardan gelmelerini öncelikle her zaman. Şu zor dönemi atlatmayı tabii ki de öncelik bulup her zaman bizi tercih etmelerini ve geldiklerine gene mutlu olacağımızı iletmek isterim. Teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Aynı şekilde geldikleri için, şimdiye kadar geldikleri için teşekkür eder. Tekrar en yakın zamanda gelmelerini dilerim. Biz kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yenilemeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.